Destur ve inşallah hacı Hasan inşallah ben Allah hani ve de tarikatına sohbe ve hayır ve cemeye sarı ve sivas el khan nasir sadakallah el azim Allah azze ve celle şeytanın vesvese yapar şeytanın şerrinden Allah muhafaza etsin diyor. Vesvese herkese şeytan vesvese verir. O vesvese dışarı çıkıyor. Yani bazı insanlar zanneder ki sırf kendilerinde var vesvese. Şeytan oldukça her tarafa verir. Ama onun itibar etmemek lazım. İçinde dışarıya çıkıp da şöyle oldu, böyle oldu da hiç söylemeye gerek yok. Bu yapan insanlar, insanları imanlarını zayıflatsın diye, imansız yapsın diye yaparlar. Bazı akılsız yahut şeytana kapılmış olan Müslüman diyen insanlar da sen şöyle yaptın, bu doğrudur, doğru değildir diye çoğu insanı vesveseye sürükler. Vesvese de insanı zarar verir. Allah muhafaza etsin. İmanına zarar eder. Onun için yaptığımız işler Allah mal kusur kabul eder. Onun için ona şüphe etmemek lazım. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin emrini yerine getirdikten sonra Allah her şeyi kabul eder. Allah affedicidir. Affı sever diyor. Affun tuhubbul affu. Onun için yani bu yaptığımız şeyler vesveseye gerek yok. Nasıl yaparsan niyet abdeste de niyetini al. Hemen abdestini al. O bir dakikada kabul eder Allah. 3 saat o yaparsan o vakit şeytanla vesveseden olur. O 3 saat her defa da yapamaz. Ondan sonra büsbütün bırakır, abdest de bırakır, namazda da bırakır. Namaz kılarken de aynı şekilde yok oldu, olmadı, oldu. O Allah kabul eder. Allah Azze ve Celle'nin senin namazına ihtiyacı yok. Senin sırf emrini yerine getiresin diye Allah bu emrini vermiş. Emrini yerine getirdikten sonra Allah Azze ve Celle kabul eder. Onu vesvese yapmasınlar. Her yaptığı işleri yani akla hayale gelmedi vesveseler olur insanın. Onları itibar etmemek lazım. İçinde çıkmadıktan sonra ben bunu yapıyorum, Allah kabul eder diyeceksin. Onun oldu olmadı demeyin. Oldu Allah'ın izniyle. Onun için bu son zamanlarda bu daha fazla da arttı. Bu 2-3 sene önce de bu bir aile bir şeyler çıktı. Yok sen bulaştırdın, yok ben bulaştırdım diye insanların içinde de vesvese koydu. Yok sen şey çıkıp da bulaştırırsan sen de sana da günahı var. Bu hutbelerde, camilerde de bizim imanı az olan insanlar milleti daha beter ettiler. Onun için vesveseye gerek yok. Allah Azze ve Celle kimin ömrünü nasıl olacak, nasıl olacaksa sen vesile olmadın, o Allah'ın takdiridir. Sen haşa Allah'ın işine karışamazsın. Ölecek olan ölür, ölmeyecek olan kalır. Onun için sen yaptın, ben yaptım diye bir şey yok. Allah'a tevekkül edip yolunuza devam edin. Vesveseyi içinizden dışarı çıkarmayın.
Vesvese dediğimiz gibi var. Ama onu işi büyütüp de hayatınızı ona göre hayatınızı berbat etmeyin. Allah'a şükredin. Allah'ın yolunda devam edin. Allah istediğini Allah yapar. Benim elimde değil. Onun için emirlerini yerine getirin o kadar. Allah muhafaza etsin hepimizi. Bu vesveseden vesvese şeytandandır. Şimdi eline geçirdiği bütün dünyayı daha da beter etti. Onun için imanımız mühim olan, mümin olan insan Allah'a tevekkül eder, vesvese yapmaz. Vesveseyi dışarı çıkarmaz daha doğrusu. Allah muhafaza etsin hepimizi şeytan şerrinden, vesvese şerrinden. Ve minallahi tevfik. El Fatiha.